TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Çok önemli bir 90 dakika. Son haftalarda iki maçı kazanıp oyun anlamında yükselişe geçen bir takıma karşı aslında biz de kendi sahamızda geçen hafta aldığımız galibiyeti devam ettirmek, bunu taçlandırmak istiyorduk. Maçın başında aslında çok iyi konsantre olan, bizim alanları kapatan bir Göztepe vardı. Biz de biraz daha etkili oynamamız gerekiyordu ama bütün alanları kapatmaya çalışan, takım savunmasını yapan bir takım vardı. İki takım aslında baktığınızda kilitledi birbirini. Biz burada bulduğumuz gol bizim oyunumuz anlamında mücadele gücümüzü daha da yukarıya çekmemi sağladı. Önemli bir galibiyet. Bu baktığınızda lig gittikçe zorlaşıyor. Kendi sahamızda kazandığımız 1-0 galibiyet bizi önümüzdeki haftalarda daha oyun anlamında da gelişimimizi sağlayacak. Son bölüme doğru yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik belki fark açılma şansını yakalamış olacaktık. Ama değerlendiremeyince ister istemez daha çok savunmada kalma durumunda kalıyorsun. Rakip de uzun oyuncularını bizim kalemize doğru gönderdi, uzun oynamaya başladı. Ama savunma anlamında bugün gerçekten iyi mücadele ettik. Vurduğumuz toplar en azından kalemizden, gol zon bölgesinden rakibe fırsatı vermedik. Ve kazandığımız 3 puan çok değerliydi. İlk defa üst üste maç kazandık. Bu önümüzdeki süreçte bize hem özgüven, hem moral, hem motivasyon anlamında daha da katkı sağlayacak. Ayrıca buradaki gelen taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Çok çok büyük destek verdiler. Bu da ister istemez takımı motive etti. Son ana kadar bizimle birlikteydiler. Tekrar onlara teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Buyurun. Ben Laura diyorum. Daha evvelki tespitlerimizde de onun üzerinde duruyoruz. Laura'nın yan pası çıkarsa daha rahat edecek sonuç olarak. Evet. Laura ile ilgili neler söylemek istersin? Şu an baktığımızda son haftalarda iki gol attı. Bizi kaleye hücum anlamında götürüyor. Bizim oyuncumuz tabii ki kaçırıyor. Biz de üzgünüz ama girmesi bile önemli. Bu girme arttıkça sonuçta gol atacak. Her oyuncumuz gibi Laura da bizim için önemli oyuncumuz. Zaten baktığımızda işte Tank 3 maçlık cezası da oldu. İşte Ahmet Sagat var. Baktığımızda çok da orada maçın belli bölümlerinde değişikliğe gidebiliyoruz. Deplasmanda da attığı golle galibiyet anlamında katkı sağladı. Onun için ben oyuncularımın evet üzülüyoruz kaçırdı diye ama onlara bizim kaleye götürmemiz ve o dakikalarda sonucu bulmamız önümüzdeki süreçte bence golle sonuçlanacak. Bu da takıma büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Başka var mı? Alper. Hocam, Alper Jack Bol maçı ile birlikte başlayan 3-4 pasta 1-2 oyun anlayışımız var. Kopa'nın mücahit farklı o takıma katılında boy sistemi devam edebilir. Şimdi her türlü sistemi oyuncularımla çalışıp oynama tarafındayım. Hangi oyunla güçlüysek o anki kadromuzda onunla oynamaya çalışıyoruz. Şu an tabii ki Mücahit'in uzun bir süreci var. Fofana'nın uzun bir süreci var. Yusuf'un yakın bir süreci var. Maçın gidişatında zaman zaman bu değişimler de olacak formasyon anlamında. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü sahada rakibe üstünlük sağlamak, gücünü ortaya koymak, kazanma adına, bütün hamleleri yapma adına değişiklikler tabii ki olacak. Ama öncelikle hedefimiz şu anki kadromuzu özellikle çift forvet anlamında ve rakibe yapacağımız ön alan baskısında çok anlamlı. Rakip tabii ki bizim yaptığımız ön alan baskısını bildiği için hiç pas yapmadılar. Genelde öne vurdular topları. Buna tabii ki bizim de bir BC planı oluşturmamız gerekecek. Savunma bölümü aslında bizim için iyi. Hücum bölümünü daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Oyuncuları ve oyunu geliştirdiğimizde de bu da gelişecek diye düşünüyorum. Başka var mı? Yusuf Emre'nin maçtan önce bir rahatsızlığı vardı. Hem sakatlığı, rahatsızlığı vardı. Aslında maçtan önce belki iyiyim dedi. Biz onunla konuştuk. Sağlık önemlidir. Oynayabileceğini söyledi. Biz de dedik çıkalım, götürebildiğin yere kadar götür. Son haftalarda çünkü o da bizim sistemimizin en önemli parçalarından biriydi görev anlamında. O da kendini iyi hissetmedikten sonra zaten değişikliğimizi yaptık. Ondan sonraki süreç şu an
hastalıkla ilgili bir durum var. Bir başı dönmüştü biraz. Kendini iyi hissetmedi diye çıkardık. Süreç oldu. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Yani ben burada hiç yabancılık hissetmedim. İlk günden beri bu şehir gerçekten bana inandığını hissediyorum. Tesislerimizde ben şimdi burada bir galibiyet elde ettik ama inanın oluşan ortam çok değerli ve çok anlamlı. Biz sahada görevimizi yapıyoruz ama burada teşekkür etmek istiyorum. Tabii başta başkanımıza ve bizimle birlikte icra kurulu anlamında geldiğim günden beri işte Veysel Bilen icra kurulumuzdan, Suat Çakır, Soner Soykan inanın bir aile ortamı oluşturduk futbolcularımızla. Oradaki aile bağları, bütün çalışan personel, herkesin çok büyük emeği var. Buradan hepinizin önünde onlara çok teşekkür ederim. Beni zaten sanki oradan yıllardan beri çalışıyormuş gibi karşıladılar. Çok güzel bir ortam oluştu. Başarı sadece sahaya çıkıp, burada siz görüyorsunuz buzdağın altı çok geniş. Sizler önünde onlara da çok buradan teşekkür ederim. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.